kategorize ediyor. Şey olanlar, kanında farklı değerler olanlar, başkaca rahatsızlıkları olanlar, bir de benim gibi hamdolsun başka herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar. Ona göre de bir beslenme öğünü getiriyor. Yoğun bakımdan servise çıktınız değil mi şu anda? Şu an normal serviste. Peki burada ne kadar kalacaksınız? Buradaki süreç hem kan değerlerine bakılarak hem de test sonuçlarım tekrardan yapılaraktan doktorların vereceği karar neticesinde dışarıya çıkacağım. Şu an ama benim gördüğüm kadarıyla yapılan kan ve diğer tetkikler konsültasyona, doktorların kendi arasında istişare süreçlerinin içerisinde devam ediyor. Evet. Bu istişare süreçlerinde kan değerlerim ve normal yaşam seyrim doktorlara tatmin edici boyuta geldiyse bundan evet. sonra taburcuklu dediğimiz işleme başlayacağız. Evet. Peki bu süreç içinde kaç test uygulandı size? Sayısız diyebilirim. Çünkü sadece koronavirüsüyle ilgili test uygulanmıyor. Aynı zamanda kanda birçok değere bakılıyor. Bu bilim kurulunun koymuş olduğu bir takım kıstaslar var. O kıstaslar doğrultusunda uygulanması gereken testler, verilmesi gereken ilaçlar belirleniyor. Bu anlamda da Türkiye'nin sağlık alanında Edirne'den Ardahan'a kadar böyle bir pandemi karşısında nasıl çok önemli standart bir zincire imza attığının da en güzel göstergesi. Evet. Gençlere de bulaşabilen bir hastalık. Ben 50 yıl boyunca en ufak bir sigara, alkol dahil kötü alışkanlığım olmadı. Hastane kapısından geçmedim. Bilinen hiçbir rahatsızlığım yok. Buna rağmen çok ağır atlattım. Dolayısıyla bu bir gençlere vurmayan, yaşlıların düşünmesi gereken bir hastalıktır şeklinde algılanmamalı. Bir de gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanlığı'na ve Türkiye'de bu pandemikle ilgili süreci yönetenlere gönülden şükran borcumun olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnet duyuyorum. Çünkü gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Çok özverili bir şekilde sahada gayretler var. Ve aynı zamanda da altyapı anlamında çok gelişmiş olan tesislerde dünyaya örnek olarak gösterilebilecek bir uygulamayla bütün hastalarına eşit bir şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz.